Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size aşığım Nur Hanım. Bayılıyorum Çok size. çok teşekkür ederim. Lütfen samimiyetime inanın. Bu sevginin karşılıklı olduğunu, siz yoksanız bizim burada hiçbir varlığımızın anlamı olmadığını lütfen bilin. Sonsuz teşekkür ediyorum sizin nezdinizde bütün seyircilerimize. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Ben Canten hocama soru soracaktım. Buyurun. Zaten hocam ben sizi kışın da aramıştım. İnternet üzerinden eşim beni aldattığını söylemiştim ben size. Evet. Ne oldu? Yani böyle Hallettiniz mi çok işleri? hallettim, şöyle hallettim. Daha kötü sarmaya sarmaya başladı. Yani daha çok çarşafa dolandı işler. Şöyle Alo. sizi alamıyorum hocam. Ha, şu anda ben duyuyorum sizi. Hocam şimdi ben çok güzel, evet, yuvamı kurdum, oturtturdum. Sizin dediğiniz gibi onu karşıma aldım. Dedim ki bu işin sonu olmayacağını. Bir gün dedim beni aşık, sizin söylediğiniz gibi aynı hani başka birine hani kapılıp gidersin. Bak yapma, bu işin sonu yok diye 1000 kere uyardım. Evet. Ama bu devam etti hocam. Umursamamaya başladım artık çünkü serbest bıraktım. 2 tane çocuğum var. Birine siz benim artık ailemsiniz, zaten ismim de yazmıyor. Birine yanlışlıkla hamile kaldım zaten. Biri şu anda 6 aylık. Öbürü 3 yaşında. Kayınvalidem, kayınpederim falan çok seviyorlar beni. Zaten o da bir evin bir oğlu. Şimdi hocam kısaca soruya geleyim. Ben geçen bayağı oldu 3-4 ay önce. 3-4 ay önce eşimin cüzdanında bir tane numara buldum. O numarayı aradım. Ve kadın bana açık açık, ben de evliyim. Benim de 2 tane çocuğum var. Ben kocamla arabamız var. Arabanın arkasında 4-5 kere birlikte oldum, dedi. Ben de dedim ki nasıl böyle açık açık söyleyebiliyorsun dedim. Ben telefonu açtığımda sakın telefonu kapatma, ben eşiyim onun dedim. İsmini söyledim, ben onun eşiyim dedim. O da bana dedi ki meşhur karısı sen misin dedi. Derken dedim yapıyor yapıyor ama dedi senden hiç vazgeçmiyor dedi. Yani dedi seni bırakmıyormuş dedi, öyle mi dedi. Ben de evet dedim, ne istiyor musun, bırakayım mı dedim ben de kadına. Kadın da bana dedi ki yok dedi, ya seni çok seviyor, senden vazgeçmez dedi. Ben böyle bir pişkinlik görmedim ömrü hayatımda. Evet, bana bunları söyledi ve bana dedi ki başka kadınlarla birlikte olduğunu, başka kadınlarla yaptığı her şeyi gidip ona anlatıyormuş. Ya bir dakika, ben nasıl dallası geçmiş eşinizin Geçmiş. hayatı. Bence de. Yani eşinizin başka bir sevgilisi var. O diğer sevgilisine de başka Evet. sevgilileriyle yaptığını mı anlatıyor? Ya sevgili değil, evli kadınlar var bir sürü işte, biliyorsunuz artık Yani internette beni de tanıştı. uygunsuz ilişkilerini diyelim. Evet, onlarla birlikte işte bunu da böyle yaptım, bunu da arabanın arkasına attım, buna da Ay ev ay ay, kiraladım. tamam. Evet. Yani. Şimdi burada karakteri bozulmuş. Kimseyi umursamayan ve aynı zamanda tamam ailesine güya yeri belli olsun diye ailesi olan bir adam var. Şimdi senin onu nasıl olsa bırakmayacağını biliyor. Sen şimdi Evet. bunu bu şekilde kabullenerek devam etmek istiyorsan zaten belli bir oranda kabullenmişsin. Ben bilemem ama böyle bir insan düzelir mi diye sorarsan bence düzelmez. Çünkü neden? Artık bunun ar damarı çatlamış. Çok net olarak herkese her şeyi aleni bir şekilde utanmadan anlatabilen bir yapıya sahip. Yani böyle arsız bir insan düzelir mi? Bana sorarsan düzelmez. Onun için sen ailesi ne kadar iyi olursa olsun, çocukların olsa da bunu sen kesebilir misin, kesemezsin. Bunu kesemedikten sonra devam etmek istiyor musun? Bunu senin kendine sorman Hocam lazım. burada psikolojik bir problem Bence olabilir mi? var. Yani tabii ki evlilikler hep bir ömür boyu sürsün isteriz. Ama gün geliyor, gönlün başkasına kayıyor. Hiç Burada kimse evlilik bozulsun istemez. Bir zevk kere bunu düşkünlüğü söyleyeyim. var. Bak Ama burada burada zevk başka düşkünlüğü var. sapkınlıklar Abi bak, var. burada zevk düşkünlüğü var. Tamamen zevkinin peşinde koşan, Ahlaksızlığın bencil, peşinde tabii koşan. tabii Ahlaksızlığın. zevk ve Evet. ahlaksının peşinde koşan, bencil, tamamen kendine odaklı bir insan var. Evet. Ne olur bu Siz insandan? ne der diyorsunuz uzman Valla olarak? bence bundan baba da olmaz. Yarın nasıl örnek olacak? Yarın bunun, çocuklar büyüdüğünde bunun neler yaptığının farkında olmaz mı? Olur. Yani ahlaken böyle bir insanı taşımak ben çok doğru bulmuyorum. Ya Rabbim, artık kulaklarımız neler duyuyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Adamın hayatı
Dallas dizisini geçmiş yani. Evet. Başka ilişkileri var. Başka ilişkilerine gidip sevgilisini anlatıyor. Sevgilisi utanmadan karısını arıyor. Ne günlere geldik Allah aşkına. Rahatla. Ha, inanılır gibi değil. İşte utanma ar damarı çatlamış. Evet. Of. Peki teşekkür ediyoruz seyircimize. Yine son karar tabii ki sizin. Sizin. Yaşamınız aslında sizin kendinize vereceğiniz kararla başlıyor. Tabii 5 sene de geçse, 10 sene de geçse bu adam düzelir mi? Bu kafadaki, bu yapıdaki bir adam bence zor düzelir. Evet, peki.